Merhabalar. 23 Haziran seçimleri olalı bir hafta geçti. Bugün 8. gün. Yani artık zaman geçti artık soğukkanlı bir değerlendiri, bir analiz yapılabilir. Bu analizde en iyi kim yapar? Bu seçimlerin nasıl sonuçlanacağını en iyi tahmin eden kişiler aynı zamanda belki de bu analizi en serin kanlı, yani isabetli yapabilecek kişilerdir kişiler deyince akla ilk gelen isim kim? Bekir Ağar'dır benim aklıma ilk gelen. Onun için de o burada. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Evet, soğuk kanlı bir değerlendiri dedik. Seçimler geride kaldı. Niye böyle oldu? Niye böyle büyük bir farkla çıktı? Ne oldu? <laughs> Birkaç tane temel dinamik var seçmen. Ben tabii seçimleri deyince analizleri toplum üzerinden ya da seçmen üzerinden yaptığım için oradan başlayayım. Dört ana e, dinamik var. Bir tanesi e, İstanbul'un gençleri. Yani 30 yaş altındaki e, işte 10,5 milyon içinde kabaca 3,5 milyon mertebesinde 4 milyona yakın genç seçmen var. Bu genç seçmenlerin yarıya yakını zaten siyasetten umutsuz, partisiz, ülkenin geleceğinden hatta umutsuz ve öfkeli ve kırık özellikle son 2-3 yıldır eğitim sistemindeki dalgalanmalarda dikkat alınırsa artık eğitim üzerinden ya da alın terleri ve emekleri üzerinden ya da kendi çabalarıyla daha iyi bir hayata ulaşma arzusu ihtimalinin giderek hayatta kalmadığını, yoksulluğun kalıcılaşmakta olduğunu, sınıfsal kökenlerinin değiştirme ihtimallerinin olamadığını görüyorlar ve derin bir umutsuzluk ve öfke içindelerdi o seçmen kitlesi bir de üstünü üstlük sokaklardaki bütün hayatın hangi internet sitelerine girip girmeyeceği, hangi internet yazılarını ya da hangi tweet takiplerini edip etmeyeceklerinin bile Ankara'dan denetlendiği, her şeyin böyle soyut ahlaki, hani herkese göre farklı anlamlar taşıyabilecek soyut ahlaki referanslara göre tanımlanabildiği bir hayata itiraz ettiler. Ve ilk kez bu seçimde o seçmenlerden aşağı yukarı hani 8 puanlık fark nereden geldi ya da 9 evet. puanlık fark konuştuğumuza göre aşağı yukarı benim tespitim ya da kanaatim odur ki 5 puana yakını 4 puana en az bu gençlerden gelen. Çok ciddi yani 20-31 Mart'ta sandığa gelmeyen ama şimdi sandığa gelip oy veren. İkincisi AK Parti. geçmeden bir şey hatırlatayım. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısında AKP içi değerlendiriler var ve orada bir toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirildiği AKP Kadın Kolları Başkanı öz yaparken ilk sırada söylediği şeylerden biri kadınlara ve gençlere sesimizi ulaştıramadık diyor. Yani demek ki kendileri de bir parça bunu... E şimdiye görüyorlar. kadar ulaştırıyorlardı da şimdi niye ulaştıramıyorlar? Çünkü mesele ulaştırıp ulaştıramamaları meselesi değil. Mesele daha önce kurdukları ilişkiyi... ve o insanlara sağladıkları vaatlerin... bir anda çökmüş olması. Hem ilişkinin zehirlenmiş... ve tümüyle çıkar hedefli... ilişkiye hatta tehdit... temelli yani hani... oyu ver... şunu al çocuğuna iş bulalım... gibi. Yani, yani çok... karikatürize ediyorum elbette. Bu kadar basit çalışmıyor hikaye ama doğru anlatabilmek için meseleyi. Hmm. Dolayısıyla sorun anlatamamaları değil. 17 yıldır iktidardalar, 25 yıldır da yerel iktidardalar. Herkes AK Parti'nin politikalarının ne olduğu ile ilgili bir kanaati var. Anlatım anlatamamakta değil. Mesele kendi politikalarını revize etmek konusunda kendi değişimine kendilerinin de öncülük ettiği bir dönem ya da en azından tetikleyici bir takım politikaların sahibi olan bir parti olarak ülkedeki değişimi okuyamamış olmaları. Neyse bu panatizm bir tarafıydı. İkinci vak AK Parti seçmeni tam da buradan devam edelim. AK Parti seçmeninin önemli bir kısmı YSK'nın seçim iptal kararından sonra adalet ve vicdan duygusuz edelendi. Ve seçimden önceki dört gün önce salı günü Şirin payzından bu stüdyoda demiştim ki ben Binali Bey yani Binali Bey 31 Mart'taki oyundan başlamıyor. Yüzde onu gibi yani o 4 milyon 150 bin oyunun aşağı yukarı 400 binini kaybederek geriden başlıyor demiştim. Nitekim de zaten tamamına bile gelemedi. Dolayısıyla AK Partili seçmende öyle bir çözülme oldu. Üçüncü bir dinamik tabii muhalif blok. Yani muhalif blok ilk kez yani CHP'lisi, İYİ Partilisi, HDP'lisi, Saadet Partilisi ve diğer hepsi ilk kez seçim yoluyla AK Parti'yi yenebileceğini, AK Parti'yi durdurabileceğini, seçimi kazanabileceğini hissetti, yaşadı ve tattı. O moral üstünlük sokağa yansıdı. Nitekim yine seçimden önceki yayında da söylemiştim. Aşı ilk kez 17 yıllık periyottan baktığımızda ilk kez muhalif blok seçmeni Dedi AK Parti seçmeninin de önemli bir kesimi bu seçimi kim kazanır dediğimizde Ekrem İmamoğlu diyordu. Bu moral üstünlük, müthiş bir motivasyon sağladı. E, dördüncü önemli dinamik de elbette Kürtler. Yani Apo mektubuydu, şuydu, buydu gibi sürrealist denebilecek birtakım e, bir takım son dakika hamlelerine rağmen Kürtler e, bu konuda çok açık ve net durdular. Dolayısıyla 31 Mart'a göre aşağı yukarı Kürt oylarından da bir eklenme var. Ee, şöyle toparlarsak o 9 puan ilavenin kabaca 4-5 puanı yeni seçmenlerden geldi. Ee, önemli bir kesimi Kürtlerden ve daha önce 31 Mart'ta sandığa gitmemiş kazanma umudu olmadığı için AK Parti'ye karşı seçim kazanılamıyor kanaati yaygın olduğu için CHP kırgınlıkları yanı sıra ama asıl motivasyon öbürü. Sandığa gitmemiş CHP'liler ve HDP'liler sandığa geldi oy verdi. Ve elbette bir miktarda MHP'den, AK Parti'den de kayış da var. Yani hiç de yok değil. Dolayısıyla işin siyasi sonuçları itibariyle asıl kritik dinamik şurada. 2 puan civarında İstanbul seçmeni içindeki iktidar bloku seçmeni muhalif bloka geçti. 2 puan deyip geçmeyelim. Çünkü 17 yıllık bu kadar derin kutuplaşmadan sonra o 51-49 dengesi terse dönmüş oldu. Evet. Tamam. Bunun da siyasi sonuçları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Varsayılandan, beklenilenden daha büyük olacak. Kürt seçmen sizin dördüncü maddede saydınız. Belki üzerinde biraz daha durmakta yarar olabilir. Şimdi Sezai Temelli'nin HDP liderlerinden bir açıklaması var. Geçen seçim sonucuna da yapmıştı benzeri bir şeyi. Bu sefer de sonucu HDP belirledik diye bilmiyorum bunun ne derece gerçekli örtüştüğünü ya da siyasi olarak doğru olduğunu ama şimdi HDP seçimi ya da Kürt seçmen açısından enteresan bir son hamle oldu. Bir Öcalan hamlesi oldu. Nasıl e, kitlelerde nasıl bir karşılık buldu bu? Bence hiç karşılık bulmadı. Yani elbette 3 bin insan, 13 bin insan etkilenmiş olabilir ama konuştuğumuz her bir puanın 100 bin oy anlamına geldiğini hatırlarsak çok kayda değer bir sonucu olmadı. Neden olmadı? Çünkü HDP seçmeni de Kürtler de genel olarak seçime 3 gün kala yapılan bu mektup açıklama hamlesinin içeriğine değil, içeriğine bakarak Öcalan eğri söyledi, doğru söyledi, ona uyalım uymayalım diye zihinlerinde tartıştıkları için değil. Ama bu hamlenin kendisinin seçimlere yönelik manipülatif bir hamle olduğu kanaati kafalarında çok netti. Benim de kafamda çok netti açıkçası senin değil miydi? Yani ya. dolayısıyla ben mektubun içeriğine dair bu cümlesi hatırlıyor musun dersen hatırlamıyorum. Çünkü kimse oradan bakmadı meseleye zaten. Kürt seçmeni de oradan bakmadı. Dolayısıyla o mektubu tasarlayan ya da mektubun seçimden 3 gün önce çıkarılmasını sağlayanlar... ...terse çalışmış oldu. Aksine HDP'li seçmen ve Kürt seçmen daha da keskin biçimde kırıldı AK Parti'ye. Yani bütün bunu yapabiliyorsan daha önce de yapabilirdin. Seçime 3 gün kala bunu yapmanın tümüyle manipülatif bir amacı olduğu, içerikten bağımsız olduğu... ...Kürt meselesine dair ya da e, bölgenin bir takım meselelerine dair yeni bir çözüm sürecinin beklenip beklenmeyeceğine dair bir umut içermiyordu ya da o umudu besleyecek hiçbir söylem tavır yoktu. Yani artık bu kadar deneyimledikten sonra her şeyi sadece öyle hani hiçbir seçmenin zihni boş defter değil Hakan Hı -hı. kardeşim. Hı -hı. Yani her gün sabah uyanınca yeni bir defter sayfası açıyoruz haberlere bakıyoruz yeniden kanaat oluşturuyoruz. O kadar Hiç da balık mi? hafızalı değiliz. Bir kere bu yani benim çok dertlendiğim ya da öfkelendiğim diyeceğim kusuruma bakmazsan. E, entelektüel dünyanın bu efsanesi. Türkiye insanı unutur. Toplum balık hafızalıdır. Unutur mu? Yani hiçbirimiz yaşanan hiçbir şeyi unutmuyoruz. Kimse unutmaz. Kimse ne madımakı unutur. Ne Güneydoğu'da Kürtlerin arasında neler yaşandığını unutur. Ne 6-7 Eylül'ü unutur. Ne 915 unutur. Sadece toplum unutmuş gibi yapıyor. Neden unutmuş gibi yapıyor? Çünkü hatırladığı zaman karşılaştığı problemi nasıl çözeceğine dair ne elinde mekanizmalar var ne de ona yol gösteren insanlar siyasetçiler var. Onun için unutuyormuş gibi yapıyor yoksa unutur mu insanlar? Yani toplumsal bellek diye bir şey var. Peki enteresan bir konu da demin kısaca altını çizdiğiniz bu moral üstünlük meselesi bu herhalde evet. yıllardan beri ilk kez yaşandı. İlk kez. Bir 17 de ilk kez. defalarca vurguladığınız bir şey var. Hani bizim akvaryum dediğimiz evet. akvaryumda ya ne yapar eder kazanırlar, bir şey olurlar, Aynen. kazanamasılar zaten gitmezler falan. Orada nasıl bir kırılma yaşadık? Ya ilk kez seçim yoluyla AK Parti'nin geriletebileceğini gördü insanların bir kısmı. Halbuki belli bir kısmı yani siyaset yapanlar örneğin e, muhalif partilerde bile bu umutsuzluğu taşımadılar çoğunlukla. Onun için siyaset yapıyorlar zaten. Ama özellikle ülkenin entelektüel kesiminde, medyanın bir kesiminde böyle ve bizim akvaryumda böyle bir kanaat vardı. O neyi üretiyor? O çünkü toplum sıkıştığı zamanlarda aydınlarına bakar. Toplum sıkıştığı zaman, derdin içine gark olduğu zaman siyasetçilerine, akademisyenlerine, okumuş yazmışlarına bakar. Bana bir yol gösteriyor mu diye. Sade vatandaş, sokakta problemleri tespit eder, yaşadığı için tespit eder. Ama o problemlerin çözümünü bilmeyebilir. Bilmesi de beklenemez zaten. Yani sokaktaki huzursuzluğun çözümünün kutuplaşmayı aşmak olduğunu sen ben biliriz ya da söylemeliyiz. Ama sokaktaki insan kutuplaşma mı öyle mi böyle mi bu kısmını bilmez ki. Ama gerilimi hissediyor. Metroya bindiğinde, metrobüse bindiğinde, bakkala, pazara çıktığında görüyor herkes sıkışmaları. Dolayısıyla bu umutsuzluk hali toplumun her sıkıştığı zamanlarda diyelim 2009 ekonomik krizi sırasında da 2012'den itibaren yaşadıklarımızda da bu umutsuzluk hali ve toplumun sıkışma hissetme hali hep vardı ama bu ülkenin entelektüel olduğu varsayılan kesimlerinin gardıroplarına saklanma halinden dolayı yol bulamıyordu belki de çıkmak için birazcık muhalefet partileri yani CHP başta olmak üzere elbette İYİ Parti'de HDP'de Saadet Partisi'de hiç hakkını teslim hı hı. etmek lazım muhalif partilerin hepsi çabalayarak biraz da bu moral değişebileceğine dair fotoğraf kendiliğinden üreten yani sokakta kendiliğinden üreten bir umut ve enerji oluşturdu. O enerji de en azından AK Partili seçmende de bir ya hani görüyor problemleri görmüyor değil ki yani sokağa çıktığı zaman insanlar patates fiyatını soğan fiyatını görüyor işsizlik korkusunu bizzat yaşıyor zaten ya da eğitim sisteminin sağlık sisteminin ne kadar çökmekte olduğunu görüyor vesaire dolayısıyla o umutlanma ve moral hali ülke yeni bir çıkış bulabilir enerjisi ve umutlanması üretiyor o zaman da insanlar yarına ve umuda yatırım yapıyor <laughs> geçmişe insanlar oy vermiyor eğer Ortada geleceği anlatan bir seçenek yoksa evet geçmiş oy veriyor ama ortada geleceği anlatan bir seçenek varsa insan doğası ufka bakmayı tercih eder. Sürekli geriye de bakarak yürüyen insanlar görüyor musun caddelerde? Hayır. E, enteresan bir şey de şuydu yine sizin bir söyleşide belirttiğiniz e, insanlar rahatlamış gibi. Yani böyle derken evet. şey demiyorsun sadece kazanan adayların kitlesi evet, bütün değil. Metroda, hatladı. sağda solda gördüğümüz insanlarda bir oldu. Bir basınç bir rahatlık boşalması var. oldu. Neden bir basınç boşalması oldu? Çünkü gerçekten eğer iktidar oylarla değişemeyecekse, ortada yaşanan bu sarsıntı da bir yandan sürüyorsa ki yani bir şey konuşmuyoruz. Yani davrasıldığı gibi sadece Ağustos'tan beri yaşanan döviz krizinden ibaret değil meselemiz. Hı hı. Hepimiz görüyoruz ve biliyoruz ki ekonomide giderek belli yani daha entelektüel lafıyla söyleyelim. Orta gelir tuz eşiğine takıldı Türkiye ve aşamıyor. Üstelik geriye doğru gidiyor. E, konut sektöründeki problemler belli, inşaattaki belli. Her şeyi, ölçeği daha büyük yapmaya yaslanan ve betona ve inşaata yaslanan bir kalkınma politikasıyla da işin gidemeyeceğini de insanlar görüyor. Çünkü istihdam sayıları belli. Eğitim ve sağlık sistemi bozulmaya başlamış. Artık ne eğitimde kalite, ne sağlıkta kalite konuşabiliyoruz vesaire. O yüzden insanlar bir siyaseten bir çıkış yolu olabileceğini görmenin huzuru ve bir basınç gerginlik boşalması oldu. Böyle bir hani hoh dedi. Ama şimdi bu iş bitti ya da bütün meselelerimiz halloldu anlamına gelmiyor. Yani ben kazanan tarafta yani CHP'nin, İyi Parti'nin sözcülerinin konuşmalarına falan bazen bakıyorum. Ya da bizim akvaryumdakilerin heyecanına bakıyorum hani serin kanlı ve soğuk kanlı bir yerden ya bir dakika deme ihtiyacı hissediyorum doğrusu isterseniz. Çünkü daha iş bitmiş değil ve ha, yani iş bitmiş değil derken yani ülkenin problemlerinin çözümünü bulduk değil. Sonuçta İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçtik. Ama oyu verirken İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçmek için oy vermedik. Türkiye'nin gidişatı için oy verdik. Oy veren insanlar da Türkiye'nin gidişatı için oy verdiler. Sadece Ekrem Bey mi, Binali Bey mi arasında oy vermediler. Yani. Şimdi bu seçimin sonuçlarını biz bir şekilde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Taraflar kazanan, kaybeden taraflar da bunu herhalde kendine göre yapıyor. Şimdi iktidar blokuna bakalım. Orada nasıl bir sonuç çıkarma durumu var? Yani bir taraftan örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elbette ders çıkaracağız, görmezden gelmemiz söz konusu vesaire şeyleri var. Diğer taraftan AKP içindeki tartışmalarda kendisinin bireysel karar verdiği istişare yapmadığı suçlamasına bu bir hakarettir diyor. Diğer taraftan Ankara ve İzmir, İstanbul belediyelerine yönelik bir baskıcı bir şey var. Yetkilerini kısıtlama çabası var. Yani iktidar bu seçimden ne sonuçları çıkarıyor acaba? İktidar bence seçimden bir sonuç çıkardığı kanaatinde değilim. En azından şimdiye kadar öyle bir emare yok. Yani tabii ki siyasetçi ve bir parti lideri olarak seçimi yine kazananı biziz der. haklıdır da çünkü hala ülke genelinden baktığınız zaman işte 31 Mart sonuçlarından bile baktığınızda iktidar blokunun 51 bir oyu var yani ya da İstanbul'un 31 Mart sonuçları üzerinden baktığınızda sadece bir büyükşehir belediye başkanlığı oyunu dikkate almazsanız hala iktidar blokunun oyu önde ama bunun ürettiği siyasi sonuçlar var. Çünkü ilk kez bu tarafın kazanıyor olması ve böyle bir krizin içinden de geçiyor olmamız bir sürü somut mesele de var ortada. Dolayısıyla iktidar ne yapabilir? Yani bir kere şu tespiti yapmamız lazım. İktidar blokunda beyinle beden arasında ya da beyin akılla kas gücü arasında bir kopma var akıl ettikleri şeyleri artık örgüt yerine getiremiyor. Neden yerine getiremiyor? Çünkü o efsane gibi sözü edilen, hepimizin böyle hayranlıktan gözlediği zaman zaman o örgüt artık ortada yok. Çünkü o örgüt 2002'lerden önceden başlamış, 90'lardan itibaren başlamış, sonra 2002'de AK Parti'ye dönüşmüş olan o örgütsel yapı, 2011'den itibaren giderek çıkar ilişkilerine mahkum olan Çıkarı için veya sadece güce itaat için orada olan bir başka yapılanmaya dönüştü. Bunu kendi işlerindeki tartışmalardan da izliyoruz zaten. Dolayısıyla AK Parti, örgütü üzerinden gündelik hayattaki bütün o sorunları, ihtiyaçları, talepleri öğrenir ve buna bir cevap üretir yapısından terse döndü. Yukarıdan aşağıya emir komutayla çalışan bir yapıya döndü ve üstelik o emire uyacak yapı ve kas gücü de kalmadı. E, yerel yönetimlerde de aynı hassasiyet sorunu var. Yerel yönetimler üzerinden AK Parti bütün hanelerin derdine ihtiyacını öğreniyordu ve hanelere değen politikalar üretiyordu ve o yukarıya doğru bir politikalar demetine dönüşüyordu. Halbuki orada da en son işte Melik Gökçekler'in Kadir Topbaşları'nın istifa ettirildiği süreçten itibaren artık yukarıdan gelen emre uyan yerel yönetimler var. O yüzden hanelerle de ilişkisi koptu. O nedenle bugün Ankara'da sarayda oturup ya da 3-5 kişinin ya da işte SETA gibi yandaş diyebileceğimiz... ...ne kadar sihirli toplum örgütü olduğu tartışmalı aslında bayağı kamu kurumu... ...devlet bütçelerinden yararlanan kamu kurumu diyebileceğimiz bir takım kurumların raporlarıyla falan da... ...böyle yeniden kendini yenileme şansının AK Parti'ni görmüyorum. Benim tespitim şudur. AK Parti bir zamanların CHP'sine benzedi... Beslenme damarları tıkandı. Yani ne yeni fikirlerden ne yeni insanlardan yararlanma imkanları kalmadı. Bunu değiştirmek ise gerçekten radikal hamleler gerektirir. Değiştirmesi mümkün müdür? Mümkündür. Ama böyle radikal hamleler atacakmış gibi görünmüyor. En azından şu ana kadarki AK Parti yöneticilerinin konuşmalarına bakılırsa. Ben en azından öyle bir ipucu görmüyorum. Tek yapabildikleri şey kamuoyuna yansıyanın dışında işte gençleri anlayalım türünden bir takım çalışmalar. Orada da gerçekten Türkiye gençliğinin dertlerini, umutlarını, öfkelerini mi anlamaya çalışıyorlar? Muhafazakar ailelerin muhafazakar olması beklenen çocukları neden bizden yana değil sorusuna mı cevap arıyorlar? O da meçhul. Dolayısıyla samimiyetle Türkiye gençliğinin yani 20 milyon gencin meselesi nedirin peşine düşerlerse çözüm üretebilirler. Ama ya bizim mahallenin çocukları bile bizden kopuyor buna çare bulalım'a bakarlarsa daha dar bir pencereden ne meseleleri kavrayabilirler ne de buna bir çözüm üretebilirler. Peki Cumhur İttifakı'nda AKP ile MHP'nin ağırlıklarında bir değişim görüyor musunuz? E, MHP'nin özgür ağırlığı artacak. Artık şunu söylememiz mümkün. Bir 51-49 dengesi en azından 50-50'ye geldi. Ya da 49-51 muhalefetin tersine döndü diyebiliriz. Elbette bir genel seçim havasında olmadığımız için bunlar afaki sayılar olabilir ama artık bir denge oluştuğunu söylemek mümkün. O dengenin içinden baktığımız zaman Hatırlayın, 2010'da tek başına referandumda 58 almış... ya da 2011 seçimlerinde tek başına yüzde 49-50'yi yakalamış bir AK Parti... ya da 1 Kasım'da 50 yakalamış AK Parti yerine... şimdi MHP ile beraber 50'yi yakalayıp yakalayamayacağı ya da 49-50 sınırında olan bir AK Parti konuşuyoruz. İlla spektaküler bir sayı istiyorsan söyleyeyim, muhtemelen bence... AK Parti artık 36-37'lerde, hmm. MHP de 14-15'lerde. Bu AK Parti'nin 17 yıllık tarihinin en düşük seviyesidir. Evet, bu önemli. Daha somut bir sayı olarak şunu söyleyebilirim. Kendi başına AK Parti'nin çekirdek seçmeni 100 seçmen içinde 50 alırken 35'i çekirdeği dediğimiz yani ne olursa olsun oradan vazgeçmez dediğimiz sayı şu anda 26-27'lerde. Yani artık toplumun dörtte biri AK Parti seçmeni çekirdekten. Öbürleri her an kopup gidebilir ya da çoğalabilir illa kopacak diye de bir şey yok. AK Parti'nin politikalarına bağlı olarak ama şu anda ne olursa olsun bu hafta sonu seçim yapalım desek öldürseniz ben AK Parti'den vazgeçmem diyen insanlar 25 26lar toplumun dörtte birine düşmüş durumda ki bu 17 yıllık seri de en düşük. Dolayısıyla AK Parti'nin meselesi daha ciddi. Daha ciddi ve uğraşması gerekiyor. Üstelik bir sır daha var ki aslında bu da sır olmaktan çıktı. Ben bunu çok yerde söylüyorum, sırrı bir tek ben biliyorum anlamında söylemiyorum evet. ama... farklı insanlarda söylüyor. Şu sır, hani o anekdottan söyleyeyim, sen de seviyorsun bunu. Muhammed Ali'ye sormuşlar, ringe çıkarken her seferinde çok güle oynaya çıkıyorsun, ulan karşındaki de vurdum 300 kilo boğa deviriyor. Hiç mi korkmuyorsun? Demiş ki, vallahi çok korkuyorum da bir şey biliyorum, karşımdaki benden daha çok korkuyor. Herkes anladı ve öğrendi Tabii ki, ki AK Parti daha çok korkuyor. Evet iktidarı kaybetmekten korkuyor vesaire vesaire. Dolayısıyla büyü bozuldu. Korku duvarında çatlaklar oluştu. Nitekim kendi camiaları, kendi mahalleleri içindeki tartışmalara bile bakarsan eleştiri dozunun artık giderek hani bırak eleştirememeyi, eleştiri dozunun bile giderek yükseldiği anlaşılıyor. Bu Eleştiri dozunun yükselmesi iklimi AK Parti'yi sarsıp kendine getirebilir. Evet böyle de bir ihtimal vardır. Ya da buna şimdiye kadar olduğu ve bizim de alışkın olduğumuz tarzdan her eleştireni tukaka ilan ederek eski CHP gibi her türlü bilgiyi ve insan kaynağından beslenme damarlarını kapamaya devam ederse de o zaman bu çöküşün başlangıcıdır. Evet. İktidara daha doğrusu AK Parti'ye içinden çıkması muhtemel muhalif partiler düzleminde az sonra gelelim. Ama şimdi başarıyı kazanan 23 Haziran'da muhalefet cephesine bakalım. Her şeyden önce CHP. CHP ne oldu? Değişti mi? Değişiyor mu? En azından Kemal Bey bu sefer değişik bir hamle üretti. Yani değişip değişmediği tartışılabilir belki ama değişik hamle neydi? Kazandığın yani işte büyük metropollerin ondan fazlasını kazandılar Adana, Antalya dahil. İstanbul, İzmir, Ankara vesaire ve bu değişik olan şey bir bunların hepsinin kazanan bütün adayların bir ilçe belediye başkanlığından neredeyse geliyor olması. Yani örgütün insanları, partinin insanları. Bir hikayeleri Şöyle, var. Bir hikayeleri var. İki, şöhret diye sonradan partiye entegre edilmiş, sonradan suni biçimde tepesine, aday listesine konmuş insanlar değildi. Onun için örgüt bu kez ilk kez iştahla çalıştı. İki, hemen başlangıçta değil, başlangıçta hatta Ocak diyelim, hatta Aralık ayında, Ocak ayında ilk adaylık tartışmaları yapılırken ki bulgularımızdan söyleyecek olursak, CHP'nin hezimet ihtimali de vardı. Çünkü çok hata yapma ihtimali de vardı. Daha önceki seçimlerde gördüğümüz gibi aday listelerinde, söylemlerinde vesaire. Bu kez en azından hiç hatasız oynadılar oyunu. Kampanya diliyle de öyle, adayları itibariyle de öyle. Dolayısıyla seçmenin henüz... Yani ben yine şöyle bir metafor kullanıyorum. Hani güç çekme o büyük erkeklerin kaslı tuhaf yapılı erkeklerin güç yarışmaları vardı. Böyle çenesiyle kamyon çeken adamlar falan. Orada ilk hareket çok zordur kamyonun ilk hareketi. Burada kamyon hareket etti ama CHP'li adayların maharetinden daha çok Tayyip Bey'in ve Devlet Bey'in kurduğu dilin yani arkadan itme nedeniyle. Hmm. Ama 31 Mart'tan itibaren ise Ekrem Bey'in başarısıyla kamyon çekilmeye başlandı. Ama 31 Mart akşamı oluşan tabloda CHP'nin tavırlarından daha çok iktidar blokunun seçmeni irrite eden bütün muhalifliğe de farklı seslerin hepsini birden öcüleştiren tavrının çok etkisi var. Bir de ortada bir somut hayat var. Ekonomik kriz, soğan fiyatları, patates fiyatları, işsizlik oranları, enflasyon vesaire. E, dört bir yanımızda bin tane mesele var. Suriye'si, Akdeniz'i, Avrupa Birliği'si, s 400 diye Amerika'sı vesaire. Dolayısıyla bütün insanlar bütün bunları görüyordu. CHP şunu sağlamış oldu ilk kez. Ya bir ciddi alternatif olarak bir kulak kabarsak ya dedirtmiş oldu o kulak kabartmaya ya da aklı, gözü, yüreğin gözünü ona doğru çevirmeye bundan sonra ne yapacakları belirleyecek. Ama şu anda en azından kendine baktırttı ya da kendine kulakların açılmasını sağladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer bu seçilen belediye başkanları yeni modeller, yeni yol yordamlar konusunda, kent politikaları konusunda bir başarı hikayeleri üretebilirlerse bu süreç devam edebilir. Ama üretemezlerse de o zaman yeniden Ankara'da büyük siyasi aktörlerin ne yapacağına belli, bağlı olacak. Evet, evet. Yani CHP değişti oldu bitti demek için çok, yani, erken, çok erken. Gerçi işte bir çok takım erken. şeyler var. Özellikle yerel yönetimleri güçlendirme, 89 hatasını yapmama vs. Evet. Adımlar atıyorlar, programı yenileyeceğiz diyorlar. Şimdi kısa süre içinde falan ee, bir çaba var ama ne programı olacak yenileme ne lafı edildiği için söylemekte mahsur görüyorum CHP'nin kimi sözcülerin, CHP'nin kimi kurumsal tavrı budur demeye hakkım yok. Yani en azından öyle bir izlenimim yok. Ama kimi sözcülerinin konuşmalarından veya yapılanlardan şöyle bir şeyse aranılan şey. CHP'nin de sağcılaşmasıysa, Türkiye'nin ihtiyacı sağ-sol ekseninden bakarak sağcılaşmak değildir. Hmm. Ya da Türkiye'nin ihtiyacı muhafızakarlar, sekülerler, Kürtler diye üçlü yaşanan toplumsal kutuplaşmanın birinden yana ya da yokmuş gibi yapmak da değildir. Türkiye'nin ihtiyacı bütün bu katmanları bilerek ama bütün bunları da kapsayan daha yukarıdan başka bir siyaset üretmekle çıkılabilir bu sıkıntılardan ve Türkiye insanının ihtiyacı da budur. Halbuki işte bazı aday seçimleri için de bunu söyleyebiliriz. Böyle muhafazakar yani sekülerler, muhafazakarlar, Kürtler kutup, üçlü kutuplaşmasından bakıp muhafazakar kütlenin büyüklüğünden de yola çıkarak Ekmenettin İhsanoğlu ya da İlhan Kesiciler diye başlayan süreç böyle yamalarla devam edecekse CHP'nin sonu yeniden hüsrandır. Türkiye insanının ihtiyacı olan şey sağcılaşmak veya yeni sağ politikalar, yeni sağ adaylar falan değil. Türkiye'nin ihtiyacı herkesin kendi kimlikleriyle, onuruyla yaşayabileceği yeni bir yaşamın koşullarını konuşmak meselesi. Herkesin kimliğine saygı duymak meselesi ama bir kimliği baz almak, bir kimliği esas almak, bir kimliği başatmış gibi kabullenmek değildir mesele. Onun için CHP için çok kritik bir kavşak var orada. Bu kavşakta yanlış tercihlerde bulunursa CHP yeniden, evet farklı süreçler çalışmış olur ama yeniden 89-92 krizine dönebilir. Evet. Şimdi seçim sonuçlarında İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun vesaire bunların başarısının bir rolü var. Muhalefetin iktidarın hatalarının rolü var vesaire pek çok faktör var. Ee, peki e, muhalefet kendi içinde gerek millet ittifakı gerekse de onunla işbirliği içinde olan güçler HDP'de dahil Kendi içinde nasıl duruyor? Bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Sağlam bir birliktelik mi şu bu? Şu tespiti yapalım mı? Yani e, Ekrem Bey için o sandığa girmiş 4 milyon 800 bin oy ya da 4 milyon 800 bin insan bir siyasi birliktelik içinde değil bir sıkıntı ve itirazın içinde ve itirazda ortaklar. Ama bu itiraz da kahrolsun AK Parti falan değil. Bu gidişat. Karmaşık problemlerin içinde ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğine olan ve iktidarın da bu sorunların çözümü olmadığı gibi hatta sorunların önemli bir oranda kaynağı da olduğuna dair bir kanaat. Şimdi o 4 milyon 800 bin insanın ya da o insanları temsil ettiğini söyleyen partilerin yeni bir siyasi birlikteliği anlamına gelmiyor bu. Bu insanlar sadece Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin amacıyla da oraya bir araya gelmediler. Ya da başörtüler okullara giremesin artık diye de bir araya gelmediler. Bu insanlar bu gidişatta hükümetin payını ve sorumluluğunu görerek itirazlarıyla geldiler. Şimdi bunun yeni bir siyasi heyecana dönmesi için bir ortak umudun inşasına ihtiyaç var. Ortak umut da sadece bu 4 milyon 800 bin oyun anlamak üzerinden yapılamaz benim tezim. 10,5 milyon seçmenin ihtiyacı ve talebini kapsayan yeni bir siyasi programla olabilir. Bu işin bir yanı. İkinci yanı muhalefet partilerinin henüz böyle bir siyasi programları olduğunu da sanmıyorum. Her birisi farklı. Ama şunu anlamak durumundayız ki bu gidişatın temel karakteristiklerinden birisi de o. Başkanlık sistemi ya da adını Cumhurbaşkanlığı dense de başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemi diye absürt de tuhaf bir uygulamamız var bizim. Bu sistemin doğal sonucu siyasetin üç partiye inmesidir. Neden? Çünkü bizim daha önceki seçim sistemimiz temsiliyete dayanıyordu. Barajı geçen her parti bir biçimde parlamentoda iki milletvekili 22 milletvekili temsil ediyordu. Halbuki şimdi bütün konsantrasyon başkan seçimine odaklı olduğu için ve başkan seçimi içinde 50 %50 artı bir oy peşinde olduğumuza göre ittifaklar kaçınılmaz. Dolayısıyla da bugün gördüğümüz ittifaklar kalıcılaşacak. Kaçınılmaz olarak kalıcılaşacak. Ve belki de bir süre sonra sadece üç partiye indirgenecek, kala dönecek tabelaları olabilir ortalıkta ama bir siyasi ittifaklar kaçınmaz hale gelmiş olacak. Burada mesele hangi partilerin hangi hayal ve hedefler için bir araya geldikleri. Şu ana kadar ki oluşan bu ittifaklaşma AK Parti yandaşlık karşılığı üzerinden oluştu. Ama buradan sürdürülemez. Buradan daha büyük bir başarı hikayesi üretilemez. Bu itiraz siyaseti. Halbuki bizim yeni bir umut inşaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla da yeni kurulacaklar, yeni kurulmayacaklar, eskiler, yeniler her neyse ama hepsi birden hangi... Çünkü Türkiye'nin meselesi şudur. Bu kadar katmanlı meseleleri hangi ilkeleri kendimize baz alarak hangi hedef için ve nasıl çözeceğimizi konuşmak. Halbuki bizim siyasetçilerimiz hep kim çözer üzerinden evet. konuşuyor meseleyi. O yüzden hangi ilkeler etrafında partiler bir araya geliyor, hangi hedef için bir araya geliyor... Ondan sonrası kendi her parti partilerinin kendi programlarına, ideolojilerine bağlı detaylar. Ama en azından temel ilkeler ve hedef konusunda mutabakatların nasıl oluştuğuna bakmamız lazım. Peki muhalefet bu anlamda muhalefet dağınık görünüyor da iktidar monoblok mu? Hayır, iktidar da parçalı. Evet. Yani MHP'nin devleti güçlendirme politikaları şu anda hükümetinde asıl politikası olmuş durumda. Bir yandan evet bir parti devleti haline mi dönüşüyor diyoruz ama... Bir yandan da AK Parti de devletin partisi haline dönüşüyor. Sonuçta bildiğimiz bütün dünyada da gözlenen Türkiye'de biraz daha renkli ve spektaküler biçimde yaşanıyor belki bütün bunlar ama bir küresel arabuzul dönem var ve yeniden bildiğimiz geleneksel 30-40 sene öncenin ulus devlet modellerini yeniden bir güçlendirme çabası var insanlığın. Ama bütün buradan insanlığın da Türkiye'nin de çözümleri çıkmaz. O nedenden gerçek yeni bir siyasi yapılanma ülkenin sorunları için hangi ilkeleri baz aldığımız ve hangi hedefe doğru yürüdüğümüze dair tartışmadan çıkar. Buradan bakınca henüz muhalefetin de kafasının çok net olduğunu göz, gözlemiyoruz ama üretilen bu başarı onlara bu enerjiyi verecek. Bizim akvaryum dediğim ülkenin entelektüel sermayesinin, kapasitesinin, yönetme mahareti yüksek bu kesimlerin de hayata dahil olması Yerel yönetimlerde hükümetin sıkıştırmalarına karşı üretilecek yeni yol ve yordam arayışları gibi birçok enerji şimdilik muhalefetin lehine çalışıyor. Onun için böyle giderse muhalefetin başarı potansiyeli daha yüksek görünüyor. Evet, şimdi AKP cephesindeki bölünme eğilimlerine gelelim. Oradan iki parti çıkacak gibi. Davutoğlu'nun partisi ve Gül'le birlikte davranan Babacan'ın partisi diyelim şimdilik bunlara. Bunların ciddi bir iktidar cephesinde zayıflamaya yol açacağını düşünüyor musunuz ya da karşı tarafa bununla birlikte karşı tarafa millet cephesine bir güç getirebileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü bugün yazdığı köşe yazısıyla T24 ailesine katılan Fikret Bila da böyle bir şeye dikkat çekti. Yeni parti, partiler muhalefet cephesine katılabilir. Mümkündür teorik olarak ama şöyle bakıyorum ben de olsun istersen. Davutoğlu'nun şansı olduğunu sanmıyorum zaten başta. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Her iki grupta yani Babacan, Abdullah Gül grubu da Davutoğlu grubu da başarı eğer parti tabelası asmak ve seçimlere girebilir. Yani 40 ilde 40 ilinde işte üçte 2 ilçesinde örgütlenmeyi başarmış bir parti olmaksa bunu başarabilirler. Hem de 3 günde 5 günde başarabilirler yani. Ama toplumdan oy almaksa başarı Abdullah şeyin Ahmet Davutoğlu'nun da Babacan'ın da önemli iki tane handikap olduğunu baştan söylemeliyiz. Nedir o? Her iki grup da 17 yıl boyunca AK Parti'nin içindeydi. Üstelik de imza yetkili konumdalardı, hükümettelerdi, kabinedelerdi. Açık seslen ve kamuoyunu da uyararak hiçbir politikaya itiraz ettiklerini duymadık toplumun karşısına çıkıp çok açık yüreklice öz yapmadan parti tabelası asmak, asmakta başarılı olabilirler ama oy almak başka bir şey. Demin söylediğim toplumsal bellek, Türkiye insanı balık hafızalı olmadığını onlar da görürler. <laughs> Türkiye insanı öyle balık hafızalı falan değil. Abdullah ama başka bir taraftan bakarsak Davutoğlu'nun handikapı daha fazla. Çünkü Ali Babacan, Abdullah Gül kadrosu en azından dış kredisi açısından, İstanbul sermayesinin burjuvasının desteği açısından, işte efendim siyasi meseleler yokmuş gibi davranarak sadece ekonomi politikalarını öne koyan bakışlar açısından bir şansa sahip gibi bir imaj ve algı var ortalıkta. Bu mümkündür, doğru. Böyle bir heyecan da yaratabilirler Abd Ahmet Davutoğlu'na kıyaslan. Ama demin dediğim gibi iki grup içinde kritik mesele toplumun önünde açıkça bir öz yapmadan öyle sadece güzel laflarla eleştirel bir pozisyondan sanki eski 15 yılda sorumluluk payları yokmuş gibi veballeri yokmuş gibi hatta davranarak bu işten sıyrılamazlar. İşin bir yanı bu. Peki kurduktan sonra ne olur? Kurduktan sonra doğrudan hemen Millet İttifakı'na ya da muhalefet blokuna katılırlar diyemiyorum ben. Çünkü her ikisinin de söylemlerine, işte manifesto denen Ahmet Davutoğlu'nun daha dünkü bile konuşmalarına bakılırsa, AK Parti politikalarının yenilenmesini vurgulayan, ima eden ya da AK Parti'nin 2002'deki pozisyonuna geri dönmesini savunan yaklaşımlardan besleniyorlar. Bütün bunların bir ölçüde geçerlik payı var elbette ama ıskaladıkları önemli bir şey var. 2002'den 2017-19'a bu ülkenin sosyolojisinde, ekonomisinde, kentlerinde, metropollerinde hayat ve dinamikler değişti, toplumsal doku değişti. Kendilerinin değişimine öncelik ettikleri bu sosyolojinin bugünkü ihtiyaç ve taleplerine değil de hala geleneksel 2000'lerin başındaki tespitlerden ve çözümlerden yola çıkıyorlarsa o zaman ben de bir, bir sabahlıkla öyle bir dostum telefon edip söylüyordu. 94'te bizim hazırladığımız Tarhan Bey'in ve benim de aralarında olduğumuz bir demokratik cumhuriyet programı vardı. Bakarsan 25 sene sonra o programı bugün bile uygulasak vallahi geçerliymiş diyorum ben. O dostumuz da bunun için telefon etmişti. O kitabı yeniden dağıtsana diye. Ama gerçekçi olalım. 25 yılda bu ülke insanının 20 milyonu bir kere kentlere taşındı. 94'teki insanlar yok. 2000'lerdeki insanlar da yok 2019'da karşımızda yeni bir toplumsal doku var evet. o nedenle ben henüz iki grupta da bu yeni toplumsal dokuyu anlama çabasına dair bir emare görmedim belki de ben yanlış bakıyorum siyasetin dinamikleri farklı çalışıyor başarılı olacaklar bilemem ama benim bakış açımdan evet parti kurabilirler başarı buysa ama toplumun ne kadar desteğini alabileceklerinden emin değilim son olarak erken seçimin gündeme gelebileceğini düşünüyor musunuz? mümkün. Yani İstanbul seçimleri tek başına bunu yaratmazdı. Ama hem oluşan farkın büyüklüğü bir kere iktidar blokundaki ürettiği moral bozukluk dışarıya ne kadar henüz yansımamış olsa da dehşet büyük olduğu çok açık. İki, MHP'nin özgür ağırlığı da hükümet üzerinde artacağı çok açık. Biraz önce de sayılara dair bir ipucu söyledim. Dolayısıyla S-400 krizi gibi, Suriye meselesi gibi, Akdeniz meselesi ya da Avrupa Birliği gibi dış meseleler ya da içerideki ekonomik sarsıntı, toplumsal kutuplaşma gibi meseleler birbiriyle birleşerek tetikleyici rolü ya da hani ne denir katalizör rolü İstanbul seçimlerinin daha büyük olabilir. Olma potansiyeli de vardır. Ama ben hemen bir yıl içinde bir seçim beklemiyorum doğrusunu istersen hala başkanlığa bu kadar yetki, o makama bu kadar yetki tanınmışken hem iktidar blokunun her türlü aktörünün hem de örtük koalisyon ortaklarının o makamın o gücü üzerinden daha tahayyüllerinde olan bir takım şeyleri yapmadan kolayca da seçime gidip bu gücüden vazgeçmeyi göze alacaklarını sanmıyorum. Onun için 2020'de değil ama 2021'de seçim olabileceği gibi bir kanaatim var. Ama 2023'e ulaşmamız da zor. Peki çok teşekkürler Bekir Bey. Ben teşekkür ederim. Bekir Ağardır'la konuştuk bugün. Hani gazeteci değişiğiyle çok sayıda manşet çıkaran bir konuşmaydı. İzleyenlerin bir kez daha izlemesini izlemeyenlerin mutlaka T24'ün pek çok kanalında bu görüşmeyi, bu konuşmayı, söyleşimizi bulup dikkatle değerlendirmesini tavsiye ederim. Yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.